Türkiye'nin yerli ve milli savaş uçağı Bayraktar Kızıl Elma ise 4. testinden de tam not aldı. Çorlu'daki Akıncı Test Merkezi'nden kalkan Kızıl Elma sistem tanımlama testini başarıyla geçti. Yeniden göklerde süzüldü. Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızıl Elma 4. testinden de başarıyla geçti. Duyuruyu Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptı. Baykar'ın tamamen öz sermayesiyle yerli ve milli olarak geliştirdiği Kızıl Elma'nın 4. testi Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk savaş uçağı sistem tanımlama testini başarıyla tamamladı. Kızıl Elma, dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu'nun envantere kabul töreninde de uçuş güvertesinde yerini almıştı. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetiyle muharebe sahasında fark yaratacak olan Bayraktar Kızıl Elma, yapay zeka özelliğiyle de hava muharebesi görevini icra edecek. Düşük radar kesiti sayesinde, sahip olacağı düşük görünürlük sayesinde Türkiye için güç çarpanı olacak.